herkese merhaba. Adana karakuzu çiçek gibi 1.90. 2 lira değil ya. Ne yapıyorsun lan? Adam. Ya vallahi güzel ülkem ya. Seviyorum ya. Biliyoruz ama böyle arkadaşlar işte her an her yerden bir şey çıkabilir. Şimdi bu zaman zaman arkadaşlar mesaj atıyor. Konya'da motosiklet ekipmanlarını nereden alabiliriz diye. Fazla bir alternatif yok. Onu söyleyeyim. Şimdi birkaç bilindik bayi var. Oradaki fiyatlar biraz yüksek. Ondan sonra birkaç aksesuarcı var. Bu eski İstanbul Caddesi üzerinde bisiklet, motosiklet bayilerinin olduğu yerde birkaç böyle motosiklet ekipmanı satan aksesuarcı var. Onların da fiyatları yüksek. Ya internette 320 liraya bulabileceğiniz bir mont 480 ve 650 lira aralığında değişiyor. Tabi serbest piyasa, isteyen istediği fiyata satar. Ama biraz makul olsa en azından insanlar da gidip deneyerek, görerek almak isteyecektir diye düşünüyorum. Neyse, yani Konya'da işte birkaç yer var. Bu yine dükkan ismi vermeyeceğim hani. Sonuçta tanımam etmem, bilmem. Sadece bölge olarak tarif edeceğim. Bilen bilir. Bu Medikana Hastanesi yani Kunduracılar alt geçidinin olduğu yerde iç tarafta birkaç işte motosiklet, bisiklet parçacısı var, ekipmanı falan satıyorlar. Yani orada nispeten biraz daha hani cazip fiyatlara bulabilirsiniz. Deneyerek alma en mantıklısı çünkü bazen ebatlar uymuyor. İşte ne bileyim Asya bedeni oluyor, küçük oluyor. Bir ürünün medium ile large birbirini tutmuyor falan filan. Ya yani o tip farklılıklar olabiliyor. En iyisi gidip deneyip almak veya mağazada deneyip karar verip internetten almak. Belvana'nın arasından gireceğim. Orada motosikletçiler var. Yani dükkan adı vermeyeceğim. Yani reklama da girmesin. Tanımam etmem hiçbirini. Burada işte motorcular var. Bazıları ekipman satıyor, bazıları satmıyor. Siz de buralardan temin edebilirsiniz. Bir de şurası var arkadaşlar. Motosiklet yedek parça aksesuar diyor bakın. Yani tabii fiyatını araştıracaksınız. Kimi yerde pahalı, kimi yerde ucuz. Kafanıza hangisi yatıyorsa oradan alacaksınız arkadaşlar. Ya şimdi Konya'da tabii biraz zor. Uygun fiyata ekipman bulmak gerçekten zor. Gezeceksiniz. Arkadaşım üzerinde görmüştüm geçen gün NCR diye bir marka açılır kask çeneden açılır. Ya hoşuma gitti hani fiyatına göre plastiği falan fena değil. Yani tabi ucuz bir kask sonuçta çok bir kalite beklememek lazım ama ben zaten fazla hızlı kullanmıyorum motosikleti. Ne bileyim süper sport veya racing motosikletim yok. Şurası arkadaşlar bakın iki tane motosikletçi oraya gideceğim şimdi bir tane. Kask deneyeceğim. Şöyle şunları da çıkarayım. Ya şimdi kimse yanlış anlamasın ama böyle full ekipmanlı falan filan görünce fiyatlar bir yükseliyor. O yüzden bu tip yerlere ne kadar dandik motosikletle veya motosikletsiz giderseniz o kadar az dürtülürsünüz arkadaşlar. Ya şimdi buraya Binarar'la yanaşınca ne bileyim Afili adam sana tabi biraz ona göre muamele edecek. Biraz daha fazla ilgilenecek. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Şayet Konya'dan ekipman almak isteyenler varsa. Beyler kaskımızı aldık. Alışveriş esnasını çekmedim. Çünkü rahatsız olabilir.
görüntü kaydedeyim mi diye teklif de etmedim. Kaskımızı bağladık. İnşallah düşürmeyiz. Amca nereden geliyor? Zaten daracık yol, bir de karşıdan geliyor, tersten. NCR'nin Çeneder açılır Monster modelini aldım, siyah. Kenarda neon yeşil çizgiler var. Güzel, hoşuma giden bir kask. Vallahi MB'den aldım. İnşallah hoşuma iyi olur, ağır yapmaz bu şekilde. Kask zaten başımızda dönmemesi lazım. Aşırı rüzgarda azaldığında başımızda döndüğü zaman kask görevini pek yerine getirmiyor. Bir de içindeki bu kauçuk petler zamanla başınızı eziyor. Dolayısıyla orada sıkıntı oluyor. Ben gözlüğü çıkarıp takmam zahmetinden kurtulmak için aldım. Biraz düzene kadar göbeğimiz çatladı. Bakalım. İnşallah kullanışlı olur. Yani önce L bedenini denedim. L biraz büyük geldi. Başımda dönüyordu. Yani L bedeni. Aslında S alacaktım ama S de şimdi gözlük takacağım. İyice de dar olmasın. Daha çıkarıp takabilirim. Biraz da başım ağır olmasın. M beden aldım. Buralar bayağı karardı. Ya geçen gün bir dolu yağdı. Anlatamam size. Arada şöyle kontrol ediyorum. Bagajımız yerinde duruyor mu diye. Sonra eve gideriz bakarız kask yok. Yolda düşmüş, dağılmış, parçalanmış falan. Gerçi kask düşüp parçalanırsa eğer zaten büyük sıkıntı. Bu kasktan ne hayır gelecek? Ya bu arka sele demiri çok iyi oldu. Yeri geliyor bir şey bağlayacak oluyorsunuz, saracak oluyorsunuz. Demir olmadan, yan çantalar olmadan sıkıntı. Yani motosiklette hani her zaman sırt çantası olmuyor. Bir de sırt çantasının hacmi de bir yere kadar. Yani her şeyi koyamıyorsunuz içine. İşte kask ucuz, uygun bir kask yani. Kısaca dandik diyebileceğimiz bir kask. Parasına göre tabii. Yani 1000 liraya da kask var, 5000 liraya, 10.000 liraya da kask var, 150 liraya da kask var. Parasına göre değerlendirdiğimizde güzel, alınabilir. Bir arkadaşım da gördüm, hoşuma gitti. Görünüş falan güzel, kullanışlı. Güneş vizörü falan da var. Yani denemek istedim. Mesela şu an 60'la gidiyorum herhalde. 60'la falan korur o kaskı. Arabanın arkasına ya. Kemirmişler mi, kazmışlar mı? Resmen yani içindeki metal gözüküyor, bir de küflenmiş yani. Derece. Araba sıkıntı. Her tarafı küflenmiş ya araba. Bel altı boyalı araba işte. Orijinal, tavan hariç, bel altı boyalı. Ya da tavan hariç komple boyalı mıydı? Böyle full artı full, ama o önemli. Full artı full olması çok önemli. Full artı full, tavan hariç, bel altı boyalı, dosta gider. Doktordan temiz, dosta gider. Daha
saatte neyin trafiği ya? Nasıl leke sıçramış. Adam arabaya onu çıkartma diye yapıştırmış ya. Ne zevk alıyorsa bazıları şanlıyor. Yan çantalar geniş olunca çok aralara derelere girmiyorum. Hani geçer belki ama işte sağa sola sürtmek istemiyorum milletin arabası. Çantasız da olmuyor. Tamam çantasız güzel aralardan derelerden geçiyorsunuz ama çantasız hakikaten olmuyor. Yani bir uzun yola çıkıyorsunuz lazım oluyor. Yağmurluğunuzu koyacaksınız işte yedek kıyafetinizi falan filan. Hakikaten lazım oluyor arkadaşlar. Çantasız olmuyor. Araçların kör noktasında fazla ilerlememek lazım çünkü sizi unutabilirler, fark etmeyebilirler. Ambulans geliyor, yandık. Ambulans geliyor, yandık. Şuradan girebilirsem gireyim, giremezsem...